Buçuk ayın sonuna kadar hamsi yapmıyor. Martta'da sattığımızı bilir. Öyle değil mi? Bu çalışma daha önce aslında bu hatlardaki yolcularımız tarafından, yerel yöneticiler tarafından bize geldi. Bunları değerlendirdik. Bunları ilgili mercilere ilettik. Tabii bir hava yolu hattının oluşması için orada tarifeli seferlerin başlaması için yolcu sayısı çok önemli. Yani yoksa uçak hava yolu işletmeci şirketler uçaklarda belirli bir doluluk oranını yakalayamayınca orada hizmeti bırakıyorlar. Bu dünyanın her yerinde böyle, bizim ülkemizde de böyle. Tabii Trabzon havaalanı 5 şehire hizmet veriyor. Sadece bir şehir havaalanı değil, Türkiye'deki de 7. büyük yolcu sayısı bakımından havaalanı. Trabzon her yerde insanı var. Doğu Anadolu'da da var, Akdeniz'de de var. Efendim, Ankara'da var, İstanbul'da var. Her yerden buraya uçuş talepleri geliyor. Yurt dışından geliyor, Kıbrıs'tan geliyor. Kıbrıs'ta yaşayan hemşehrilerimiz var. Özellikle Kıbrıs'ta bir bakanımız var, hemşerimiz. O bu konuda bizden istekte bulundu. Bu konuda yılın tamamında değil ama özellikle belirli aylarda sefer yolcu, yeterli sayıda yolcu bulunması durumunda tarifeli seferler yılın belirli döneminde koyulmasını düşünüyor Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın yetkilileriyle bu konuyu görüştüm. Van'dan Trabzon'a yeterli sayıda yolcu olmayacağı düşüncesiyle bir tarifeli sefer koymanın feasible olmayacağını, rentable olmayacağını, sürdürülebilir olmayacağını ilettiler. Tabii zararına bir hizmetin çalışmasını doğru değil. Hava alanının tamiratı konusunda ise özellikle yaz aylarında artan uçuş sayısının olduğu dönemlerin dışında arkadaşlarımız çalışıyor. Bahar döneminde Haziran ayı sonuna kadar bu tamiratı, ki burada takviye kaplama yapacağız. O kaplamayı yetiştirebilecek isek ihalesini yapıp tamamlamayı planlıyoruz. Eğer yetiştiremez isek ikinci bahara, yani güze bırakacağız. Yüzey takviyesini, havaalanını. Genişletilme çalışması yapılacak mı Sayın Bakanım? Bu konuda da çok fazla gündeme getirildi. Bu konuyu değerlendiriyoruz. Aslında genişletmekten ziyade havaalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor. Terminaller de yetersiz kalıyor. Özellikle
yolcu terminalleri, iç hatlar, dış hatlar. Ben Trabzon'a söz vermiş olmayayım ama daha yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum ekibimizle birlikte. Onun da gelecekte inşallah müjdesini veririz. Ben bakalım Reşadiye Kavşağı yıkılacak. Reşadiye Kavşağı'nın yıkılmasıyla ilgili şu anda bir planımız, programımız yok. Yeni bir ek düzenleme. Yok, orada pazar kapının olduğu yerde bir rotary kavşak çalışması var. Onunla uyumlu hale geliyor. Yıkılmasını düşünmüyoruz. Kaş üstündeki son olarak alt geçit ne zaman olur? Kaş üstündeki alt geçidi bu ayın sonuna doğru tek taraflı olarak alttan vermeyi gayret ediyoruz. Yetiştireceğiz inşallah. Mart ayının içerisinde alttan bir şeridi gidiş geliş olarak vereceğiz. Üstteki kavşak kollarını, rotary kavşaktaki çalışmaları, şu anda trafiğin altında olan, trafiğe hizmet veren kesimleri efendim trafiği aşağıya aldıktan sonra yukarısında projeye uygun bir şekilde teşkil edeceğiz. Sayın Bakanım, son soru, bölgede incelemelerde bulundunuz, yapılan devam eden çalışmalarla 2019 yılında Trabzon'la ilgili verebileceğiniz bir proje müjdesi var mı? 2019'da Trabzon'da Kanuni Bulvarı yapım çalışmaları devam eden Kanuni Bulvarı'nı inşallah bu yılın sonuna kadar Çukurçayır bölgemize kadar olan kısmı açmayı hedefliyoruz. İnşallah yaz ortasında da Yıldızlı Kavşağı'nı Erdoğdu'ya bağlamayı hedefliyoruz. Kanuni Bulvarı Trabzon'un özellikle şehir içi ve transit trafiğine çok önemli katkı sağlayacak bir projemiz. Ona çalışıyoruz. Onu yapacağız. Trabzon'da yine yapım çalışmaları devam eden, az önce bilgisini verdim. Bu konaklar kaşüstü attı. Devam ediyor çalışmalar. İhalesi yapıldı. Yine Akçabat-Düzköy yolu devam ediyor. Tabii Yalıncak Çağlayan devam ediyor. Bu arada iç kesimlerde birçok projemiz, il yollarımızda çalışmalar devam ediyor. Bunları teker teker saymaya gerek yok. Yaklaşık 16 adet projede çalışıyoruz. Ama ileriye dönük olarak tabii amacımız Trabzon'a Erzincan'dan demir yolu projesi çalışmalarımız da devam ediyor. O tamamlandıktan sonra onu da önümüzdeki çalışma döneminde Trabzon'umuza kazandırmaya gayret edeceğiz. Tabii ki Trabzon Güney Çevre Yolu projemiz var. O da Trabzon'daki mevcut devam eden projelerimizin arkasında Trabzon'un şehir gelişimine ve transit trafiği rahatlatmasına yönelik olan bir projedir. Trabzon büyüyen, gelişen bir şehir. Trabzon'da yaptığımız bu çalışmalar Trabzon'a modern şehircilik manasında arsa üretimi ve şehircilik planlaması oluşturması için biz altyapıyı hazırlıyoruz. Ondan sonra tabii şehircilik hizmetleri verecek olan yerel yönetimlere çok iş düşüyor. İnşallah yerel yönetimlerde görev alacak olan arkadaşlarımız Trabzon'da daha yaşanabilir, daha düzenli, daha planlı, daha rahat bir şehir altyapısı insanımıza sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Hedeflerimiz bunlardır. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Kolay gelsin.